sökünü dikebildi mi? Siz mutlu evet, musunuz? Evet, aradığınızı evet, buldunuz evet, mu? Evli misiniz? Evet, bekar mısınız? Evliyim, çoluk çocuk evet, var mı? Evet. Herkes mutlu mu senden yana? Evet. Ya ben başımı duvara vurarak hayatı öğrendim. Yani ben kendim gerçekten bir depresyona girdim. Yani çok zor bir süreçten geçtim. Niye? Yani belki şımarıklık. Belki bekleyecek hiçbir yani, şeyimin kalmaması. Sosyoloji okuduktan sonra mı, öncesi mi? Tabii sonra. Evliyim, eşim doktor, gayet maddi durumumuz yerinde. İki tane çocuğum var, bir kızım var, bir oğlum var. Her çok güzel bir yerde yaşıyorum. Evet. Bütün imkanlarım var. Birçok insanın yaşamak istediği şekilde yaşıyorum. Ama zırt diye birdenbire ne oluyor ya dedim. Yani bu mu, bu kadar mı? Bekleyecek hiçbir şeyim kalmadığını fark ettim. Yani yaşam enerjimi kaybettim. Yani buldun da bunadın yani. Hah, aynen öyle. Diyorum ya, şımarıklık belki. Ondan sonra ama iyi ki yaşadım. Gerçekten iyi ki yaşadım. O süreçte kendimden uzaklaştığımı fark ettim. Yani olay aslında gerçekten sadece maddi denge değil, ruhsal dengeyle birlikte sağlayınca hayat güzelmiş. Kendime yatırım yapmamışım. Yani hep dış. Ne yaptın kendine yatırımda kurtardın? Ne yaptım? O depresif ben, hayattan? Çok ciddi şekilde kendimle çalıştım. Yani çok eğitimler aldığım, çok kitaplar okuduğum falan derken birçok süreçten geçtim ama bana o dönemde en iyi, çok çılgınca böyle perdeleri kapatıyordum. Günde 6-7 saat filmler izliyordum, felsefi filmler. Özellikle Tarkovski'nin bütün kitapları, filmleri hayranıydım onun. Çok iyi geldi bana, çok da biliyorsunuz iyi bir yönetmen. Böyle çok ciddi felsefik sorgulamalardan geçtim. Çok ciddi bir şekilde yazdım, çizdim. Hani niye yaşıyorum, hayat bu kadar mı, ne yapabilirim diye. Ve sonrasında aradığımın kendim olduğunu fark ettim. Nasıl fark ettin? Yani o ışık, o şey nerede? Bir anahtar cümle nasıl vardır. Nasıl fark ettim biliyor musunuz? Bir sahne çok, vardır mutlaka. Evet aynen. Göl kenarında, hatta bunu yazmıştım. Muğla'da çok güzel bir göl var. O Ula Göleti. Oraya gittik, böyle çocukların kahvaltısı vardı, her şey çok güzel Ali Bey. Böyle herkes cıvıl cıvıl, çocuklar, aileler falan, ben böyle istediğim kilodayım, her şey mükemmel falan. Ama o anda birdenbire aydınlanma denir ya, ben orada değildim. Ben orada değildim, yani bedenim oradaydı benim. Fakat zihnim orada değildi. Neredeydi? O zaman fark ettim. İşte benim hayat, ne yapıyoruz biz? Nereye gideceğiz, ne olacak? Hayat hep böyle mi geçecek? Bir şey olmalı, bir kurtarıcı olmalı falan. Sonra fark ettim ki ya dedim, benim bedenimin gittiği yere zihnim gitmiyor. Sorun burada. Benim mıknatıs gibi zihnimi bedenimin gittiği yere götürmem lazım. Çağın sorunu aslında. O yüzden evet, anda kalmak, ve zamanda orada, durmak. Orada aynen öyle. Şunu fark ettim. Etmek. Düşünmek çözüm değilmiş. Dün hatta canlı yayın yapmıştım, orada da anlatmıştım. Düşünüyordum sürekli ne yapabilirim diye. İşte o anda zihnimi, bedenimi, ruhumu daha önceden öğrendiğim o nefes tutma tekniğiyle eşleştirip de orada kalıp şimdi ve buradayım artık, tamam buradayım dediğimde bir anda o eğlencenin içerisine girdiğimi fark ettim. O benim sihrim oldu. Geldi zurnanın zırt dediği yere, bu nefes terapisi. Hayatını kurtarıyor. Bir arkadaşım var nefes terapisti. Yok, çok yani anlam yüklememek nefes lazım. Ya ben... Yani nefes o kadar şey etkiliyor ki, yani çok, evet gayet tabii, nefes almazsan, nefesini kontrol etmezsen bir takım sıkıntılar yaşarsın ama yani sen bunu kontrol etmesen de zaten vücut kendiliğinden alıp veriyor. Evet. Buna bu kadar anlam yüklemenin... Yüklememek lazım, evet katılıyorum. Ama çok ne, ticari ne olarak kullanıldı var biraz yani nefes. Bu işler gelenlerden doğru, ben de artık biraz tecrübeliyim, evet, okuduklarımdan da. Sadece şu, işte o anı fark etmeye yarıyor abi. Hiç fark etmeden yapıyoruz. Bak ben bir röportaj yapmıştım. Bir kıza gittim. Acaba hayatını kurtarır mıyız diye. Deşifrede işte muhabirlik zaman, sağlık haberleri de çok yapılırdı. Kız yatakta, artık hastaneler göndermiş. Kemoterapiden erimiş bitmiş bir kanser hastası. Bana dedi ki daha 20'li yaşlarımdayım. Ne istiyorsun, senin için ne yapabiliriz dedim. Dün gibi aklımda. Bana dedi ki acı çekmeden bir kez nefes almak istiyorum dedi. O gece... Annemle uyudum yani 28 yaşında falan, bilmiyorum yani. Yani bu nefes almanın abi farkında değiliz ne kadar büyük bir nimet oldu. Ben mesela orada müthiş hayatım, bir nefes irkilme yaşadım. Nefes alma dedi, nefes can. Nefes alıp verme bitti mi gitti. Bay bay. Yani o nefes acı aslında, onun nefesle ilgili sorunu yok.
nefes almak bile ona acı veriyor. Çünkü evet, vücudunun iç organlarında ciddi hastalar var. Ali Bey'e katılıyorum. Demek istediğini çok iyi anladım ben. Son zamanlarda böyle çok anlamlı. Açık bir kapı. Aha, aynen öyle. Aynen onu demek tabii istiyor. Nefese düşünce yüklenerek çok akıllı kullanıldığı zaman işe yarıyor. Ama her şeyi tek bir şeye yüklemeye ben de karşıyım. Evet. Kesinlikle katılıyorum size. Neyse bir kişi bana hak verdi. Yok ben o yüzden çok karşıyım bu alana zaten. Siz zaten şey diyorsunuz, kişisel çok, gelişim çok kirlenmiş evet, bir alan evet, diyorsunuz. Ne evet, demek istiyorsunuz orada? Ya şunu demek istiyorum. Bir kez hayattaki en kolay şeylerden birisi kişisel gelişim kitabı yazmak. Çünkü bilgi o kadar kolay ki kopyala yapıştır kitap, kopyala yapıştır kitap çok basit bu. Ve hepsinin ortak özelliğini söyleyeyim, iste olsun. Bilgi değişmez. Bilgi değişmediği için şimdi romanda bir hayal gücü gerekiyor. Romanda ya Allah de gerisini gerekiyor, bırak diye kitap yazdı, okudunuz mu onu? Her şeyde. Bomboş bir kitap. 1,5-2 milyon sattı. Yani senin o kişisel gelişim diye aldığın kitapların %80'i çöp. Yemin ediyorum çöp. Aynı şeyi söylüyorlar. Ya da iste olsun, yeni iyi bir düşün, şey, iyi olsun. He. Secret. Ya şimdi iyi düşün iyi gelir. İyi düşün iyi gelir. Ben yani ya 24 saat öyle bir şey kirayı yok, nasıl ödeyeceğim diye düşünen birinin tabii, 25. saatte kumbarasına tık 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 para mı ya geliyor? Ya şimdi Ali Bey mantıken düşünün. Benim cebimde para yok. Ben açım. Çocuğumu okula götüremiyorum. Buzdolabını açıyorum. Buzdolabı boş. Açıyorum ki ben çok zenginim. Evet, böyle bir şey yok. Ya da benim çocuğum işte beni dinlemiyor. Ben çok kötü bir anneyim. Olumlama yapıyorum. Ben çok iyi anneyim. Ya çocuğumla geçinemiyorum ya da ben çok mutluyum. Ya için kan ağlıyor. Evet. Ben çok mutluyum. Böyle bir de olunca ne oluyor biliyor musunuz? Ben ona askerler diyorum. Bilinçaltında askerler var. Şimdi bizim bilinçaltına inebilmemiz için bu askerleri bir kere çekmemiz lazım. Ve biz olmayan bir şeyi, gerçekçi olmayan bir şeymiş gibi göstermeye çalıştıkça o askerler daha da güçleniyor. Ve bizim karar çünkü biliyor, zengin değilsin ya da mutlu değilsin, bunu biliyor. Ve öyle olunca da insanlar, ben de yaşadım çünkü ben o dönemde kişisel gelişme maalesef ben de çok para kaptıranlardan birisiyim. Daha kötü oluyorsunuz yani. Sonunda da kişisel gelişim uzmanı olayım dediniz. Bu kadar kaptırdım. Ben o yüzden bari, evet o yüzden yapayım. Ben kesinlikle ücretle seans eğitim sağ olsunlar bu kadar talebe rağmen yani vermiyorum. Yani o kişisel gelişim önermelerinden çok önemli bir tanesi olmuş gibi davran. Evet. Onu diyorsunuz yani evet, sen fakirsin ve zenginim zenginim sabahtan akşama kadar da daha çok tokat yemiş oluyorsun.